Değerli Mengen sevdalıları, güzel bir Ramazan gününde hepinize merhabalar. Evet, bugün Mengen'in Nadide köylerinden Gellice Demirciler köyündeyiz. Evet, biliyorsunuz Mengen Sevdalar FM radyosunun değerli dinleyenlerinden Seyf amcanın köyü. Ayrıca burası benim de köyüm. Bizi iftara davet etti kendisi. Biz de onu ziyarete geldik. Hem ziyaret etmişken şöyle hem de güzel görüntüler baktık. Köyler çok güzel. Bizi gerek gurbetteki değerli köylülerimiz, gerekse bütün civar köydeki mahallelerdeki değerli gurbetçi hemşerileri izler dedik. Sizlere güzel görüntüler sunmayı düşündük. Evet, onun için de olmuşken adı tam olsun dedik. Şöyle bir görüntüleyelim. Değerli köylülerimize de röportaj yapalım dedik. Şimdi Seyf amca bizi davet etti ama bu çekimden de haberi olmayacak tabii ki. Yok şu anda tabii ki. Sürpriz yapacağız ona. Seyf amcanın evini ziyaret edeceğiz. Bakalım bize neler pişirmiş. İftarda bize neler verecek. Camiyi de ziyaret edeceğiz. Köylülerle de muhabbet edeceğiz. O zaman sizi fazla bekletmiyorum. Şöyle Gellice Demirciler köyüne doğru yol alıyoruz. Hep beraber gidelim. Hadi bakalım. Seyf amcanın evine geldik şimdi. Selamünaleyküm. Evet, şu anda Seyf amcanın evine geldik. Seyf amca merhaba. Merhaba, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Ramazan hazırlıkları nasıl gidiyor? Ramazan zaten bitmek üzere, 2 gün kaldı. Evet. Bu akşam, bugün bizde iftar daveti bugün bizde. Evet. Çeşit olsun diye yemeklerimizi bir ayrı türlü yaptık. Daha değişik menü var diyorsun. Tabii. Yani. Mesela sürpriz. Bizi gelecek diye mi? Tabii. Aziz'i davet ettim. Geldim. Gelecek. Allah razı olsun. Geldi. Evet. Hücum asırdık böyle. Bayağı başka çevre köylerden de gelecekler. Çok. Bayağı kalabalık olacak. Kalabalık olacak diyorsun. Evet. Bir şey yapalım ya. Püf noktası yok mu? Bir şöyle yemeklerde ne var? Yemeklerde karnıyarık var. Ondan sonra sütlaç var, çeşit olsun diyerekten. İşte artık makarna var. Makarna. Çorba, evet. Çorba, yayla çorbası var. Çok nefis. Ya şimdi yayla çorbası dedin de, şimdi her akşam pirinç pilavı alıyordu. Biz değişik olduk. Şimdi Seyf amca değişiklik yapmış. Bugün özel makarna değil mi? Salçalı mı yoksa? Salçalı, soslu yani daha çoğu. Soslu makarna. O, ben şimdiden acıktım valla. Evet. İftarda bakıyoruz, saat daha 6. İşte 2,5 saate yakın bir iftar var. İlk önce bizi davet ettiğin için teşekkür ediyoruz. Biz de sana böyle sürpriz olsun ki dedik. Sağ ol, Allah razı olsun. Bizim radyo dostlarımız biliyorsun. Bir sürpriz hazırlayalım dedik. Yapmışken şimdi biliyorsunuz köy çekimlerini yapıyorduk daha evvel geçen seneden. Evet. Bayağı bir ilgi görmüştü. Ben de yine bu şeye nazaran kendi köyümden başladım ve tekrar böyle bir çekim hazırladım. Çok güzel. İnşallah beğenirler. Buradan gurbetteki köylülerimize bir şey söylemek ister misin? Ne demek ya? Bayrama gelsin herkes ya. Bir ayrışalım, bir coşalım, bir kucaklaşalım. Millet köye gelsin ya. Köyler kalabalık mı senin? Şu anda çok güzel. Şu anda kışın 16 taneyiz. Yazın oluyor 40-45 tane. Çok güzel. Kaynaşıyoruz, daha güzel oluyor. Bayağı kalabalık diyorsun. Tabii, çok güzel. Evet, biz de yaklaşık 2-3 gün peş peşe iftara geldik. Evet. Gerçekten köydeki iftar bir başka. Yani şimdi bak azizim, şu anda bak Malatya'dan gelen misafirimiz var. Bak, ondan sonra Mudurnu'dan gelen Muğla'dan gelen misafirlerimiz var. Başka yerden. Biz yolla hayatta biz böyle bir şey görmedik. İftar görmedik. Hatta gelenler diyorlarmış ki köylerine gidiyorlarmış. Arkadaş, biz filan yerde. Filan şekilde bir öf ve öde adetleri var diye. Adamlar uygulamaya başlamışlar.
Biz ilkiz. Her şeyde, her konuda. Yani köy olaraktan, gelişim olaraktan, güzellik olaraktan, yenilik olaraktan. Evet. Ya bizim bir sorunumuz yok. Bir tek su sorunumuz var. O da yok da gerçi ya. Su sorunu niye çözülmüyor? Ya su çözülmüyor. Bizlerden kabardı. Bizlerden. Neden? Bizlerden. Yani bunu bizim köyler dinlesinler. Köyler de muhakkak izleyecekler tabii ki. Şimdi kardeşim, bir bostan yetmiyor. Bir bostan daha yapıyor canına. Niye evden suluyoruz? O sularsa, ben sularsam, ama sularsam, ama sularsam ne olacak? Millet sokakta susuz oluyor. Evet. Su sorunumuz bu. Başka bir sorunumuz yok. Çok doğru söylüyorsun Seyfi amca. Şu anda da iftara gelmeye başladılar herhalde. Vallahi arabalar da işte, köyümüz gerçekten çok güzel. Ben her zaman da söylüyorum. İftara geldik. Bir imece usulü var. Yemekler hep bir arada yeniyor. Ondan sonra bulaşıklar hep bir arada yıkanıyor. Bak, gerçekten çok güzel bir imece usulü var. Bak, ben çok hoşuma gidiyor. Azizim bak, bizim ağaççı sorunumuz da yok. Biz bu yemekleri yapıyoruz ama Allah razı olsun, yaklaşık köyümüzde 20 tane emekli ağaççı var. Hepsi köyde duruyorlar şu anda. Hepsi köyde yaşıyorlar. Hiç sana hacet bile göstermezler. Hemen giderler, yaparlar. Sen yeter ki malzemeyi alıver. Ama bu civar köylerde yok bu. Civar köylerde adam şey tutuyor, ağaççı tutuyor. Yani ücret de aşırı diyor. Bizde yok o. Evet. Hep dayanışma var. Şu anda evet. Metin amcam geçiyor. Sanırım nereye gidiyor acaba? O Dirgene'ye gidiyor. Herhalde mutlaka bir ihtiyacı var. Ben hiç sanmıyorum Dirgene'ye gideceğini. O bence Basır'a mı gidiyor? Fasulye toplamaya gidiyor. Seyfi amca beraber gidelim. Fasulyeleri toplayalım mı? Bakalım, görelim bakalım. He? Bence fasulye toplamaya gidiyor. Çünkü içime doğdu. Ya o yarın belki salı yiyecek. O zaman şimdi Seyfi amca. Salı yiyecek belki de. Sana teşekkür ediyoruz. Ne demek? Buradan söylemek istediğin son sözleri alalım. Vallahi bak benim... Sonra bak biraz daha çekim yapacağız. He. Şöyle köyleri çekeceğiz. Tutabildiğimize mikrofon tutacağız. Beni tanıyan, tanımayan herkese. Evet. Herkesin Allah razı olsun. Buradan selamlarımı söylerim, sunarım. Aleyküm selam. He. Ne diyeyim, başka ne diyeyim? Söyle abim, size dersen ben söyleyeyim ya. Biraz. Radyo nasıl? Radyomuz şu anda biraz... Son klibimi izledin sakin. Mi? İzledin mi? Nasıl, beğeniyor musun benim klibimi? Beğenmez ne demek ya? O sormak bir hata. Evet. Beğenilmez mi? Facebook'tan DJ Aziz sayfasını takip ediyorsunuz. Ayrıca Mengen Sevdaları FM sayfamızı da takip ediyorsunuz. Her günde 24 saat yayınımız var. Seyfi amca da radyomuzda. Radyomuza destek verenlerden bir tanesi Mengen Sevdaları FM. Adı üstünde Mengen Sevdaları FM. Radyonun amcası. Evet. Seyfi amca hep beraber gidelim. Diyorum şu şeyi yakalım Metin'i. Hadi o zaman fasulye toplarken görüşürüz. Sevdan ile düştüm yaman ellere, dalıp çıktım ateşlere, küllere. Giyinde bir çarık gel ardıp sıra, dağlara, yollara, çöllere. Diyardan diyara bir yol, sor beni yarim yarim, bul beni. Amca nereye geldik? Bu Fatma, bu Mengen'in Fatma var ya. Evet. Onun bostanına geldik. Fasulyeler, biberler, patlıcanlar, domatesler. Hırla baksana, bak çekime bak. Evet, kameraman arkadaşım bak. Şöyle bir tut bakayım şu fasulyelere. Güzelliğe bak. Evet, şimdi burası düz tarla mı? Burası düz tarla, evet. Düz tarla diye biz adlandırıyoruz, bizim yerimiz bu lan. Düz tarla. Şu yukarısı neresi? Yukarısı Karakızıl derler buraya, tepesine. Evet. Bu da Karakız mı? Burası Gölyen derler, bu da o, Karakız. Bu Karakız. Heh. Bu Karakız ne işe yarar? Bu bizim sütümüz, her şeyimiz bu. Süt verir. Tabii. Başka ne yapar? Başka ne yapar? Buzağı çıkardı lan, buzağı. Bayağı da boynuzları var mı Seyfi amca ya? Benim gösteri var. Baksana ya. Oo, elim ısıracak ya. Selamünaleyküm hocam. Ne var ya hocam? İyi Allah aşkına ya. Nasılsın bakalım? Hamdolsun. Hamdolsun Allah razı olsun. Evet, şöyle bir kameraya doğru bakalım. Hoş geldiniz. Evet, şimdi bizim radyomuza her zaman gelir. Bizim radyomuzu yakından takip eder. Hoca 14 müydü? Evet. 34 müydü? Evet, 34. Hoca 34. Evet, nasılsın hocam? İyisin. Teşekkür ederiz Allah razı olsun. Nasıl gidiyor köyde? İftar, evet. Ramazan. Güzel mi? Tatile geldik bakalım inşallah. Tatilin havasını yaşamaya çalışıyoruz. Ne yani. Güzel, ne güzel. Valla köyleri böyle... Hem Ramazan'ın... Evet. Bayram,
Ramazanımız da bu arada mübarek olsun. Allah bizi de Seyfi amca davet etti. Seyfi amcanın daveti üzerine geldik. Ayrıca ona bir sürpriz yapalım dedik. Böyle hem köylerimizi çekelim dedik. Biliyorsun tabii, sen tabii. De zaten Facebook'tan yakından takip ediyorsun. Tabii, tabii. Gelecede Müjdar Köyü sayfamız da var. Onu yakından takip ediyorsunuz. Bilmezsin yani. Selam yollayacağın yerler tabii var mı? Yani. Yani 46'ya buradan selam gönderiyoruz yani zaten. Şöyle bir el sallayalım o zaman. 46'ya selamlar. Hadi bakayım şöyle bir gezelim. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yenge kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun burada? Fasulye topluyorum. Kolay gelsin. Allah hoş şöyle geldin. Şöyle dön bak kamerayı bir görsünler seni şöyle ha. Ağzımda burnumda bir şey var. Evet. Seyfi amcanın iftarı daveti evet. Üzerine geldik buraya. Hoş geldiniz. Ayrıca da dedik ki şöyle bir köyleri görüntüleyelim. Hay halan batsın diyeceğim şimdi. Hala batarsa iş olmaz. Evet. Mesela yani. Ben halasız kalırız o zaman. Evet. Yenge ne yapıyorsun? İyisin. İyidir Allah'a şükür olsun. Fasulye topluyoruz. Bamya topluyoruz. Bu kadar mı topladın? Daha dur hele. Bismillahirrahmanirrahim. Daha bostana girdim. Sen geldin. Yakaladın beni. Topladığı fasulyeye bak. Ya fasulye dolu. Ya. Yani. Buyurun. Fasulyenin hası burada. Şimdi oldu işte. Bir bakayım ha. Bakalım. Buyurun. Evet. Fasulye burada. Görüyorsunuz. Fasulye. Sepede evet. Doldurduk. Ne fasulyesi bu? Normal. Barbunya. Barbunya. Evet. Evet. Ne zamandır yetişti bunlar buraya? İşte burada. İki aydır. İki aydır yetişiyor. Evet. İki aydır bu halde mi geldi buraya? Evet. Çok güzel valla. Gerçekten... İki buçuk ay dediğin zaman fasulyeyi yerini alıyorsun. Şimdi şu fasulyeyi koyalım. Evet. Köyde başka neler yapıyorsun bakayım? Köyde ne yapıyoruz? Biber yetiştiriyoruz. Bamya, salatalık, fasulye, domates, karavancar. Ramazan'da böyle... Buyurun, gel bir çek. Kabağımız var. Ramazan nasıl gidiyor köyde? İyi gidiyor Allah'a şükürler olsun. Yalnız ben tutamayayım ama başkaları Allah'a şükürler olsun. Herkes orucunu da tutuyor. Evet. Akşamları geldiğin gördüğün gibi iftarımızı da yapıyoruz. Bir şey olarak köyecek. Gördüm. İftarda bir de yani yemeklerin evet. Kahramanlarından birisi de sensin. Bulaşık. Yani, bulaşıkçı diye de. Bulaşıkçı başıyız zaten. Evet. Vallahi yengem burada yani, maşallahı var mutfakta. Her işe koşturuyor. Evet. Bulaşıkları dahi yıkıyor. Kızlar yani, var gerçi yani. Yardımcıları da var ama. Deryan vardır. Semran vardır. Bir Beyza var. Elif var. Bircan var. Büşra maşallah. Var. Çok yani benim kızlarım çok. Vallahi, Allah'a şükürler olsun. Valla futbolcu takımı gibi yani, maşallah. Arka yani, tam bir futbol takımı zaten. Aynen öyle. Çok şükür. Gerçekten güzel. Bak ben duydun mu Emine'm de varmış. Emine oradan sen çıktı. Sen Emine'yi nasıl unutursun ya? Ya işte. Emine gel bakayım buraya. Yok ben girmem ama. Emine gelmem diyor. Efendim? Koymayacaklar gel. Gel. Fese koymayacağız. Kanal D'ye vereceğiz. Ya. Evet, Yelice'de Müjdar Köyü'ndeki gezimiz devam ediyor. Şimdi burada iki tane amca oturuyor. Bakalım şöyle bir sohbet edelim kendileriyle. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, burada Mustafa amca var. Evet abi. Mustafa amca merhaba. Merhaba abi. Nasılsın bakalım, iyi misin? Allah'a şükür, siz nasılsınız? Hamdolsun biz deyiz. Valla işte böyle biz Seyfi amca bizi çağırdı. Evet. İftara davet etti bizi. Evet. Biz de iftara geldik hem de sizi görüntüleyelim dedik evet, böyle. Evet. Gurbette bulunan köylüler, hemşerilerimiz bizi izler dedik. Evet. Çünkü onlar devamlı bizi internetten takip ediyorlar Facebook aracılığıyla. Evet. Sen de bizim zaten meşhur. Senin lakabı neydi burada söyleme sayıp? Cideli derler ama Mustafa Balcı. Şimdi tabii bu cideli demelerinin sebebi nedir? Tabi illa bir lakap takmışlar ya. Ama bir sebebi olması lazım ama değil mi? Bunun sebebi vardır elbet. Sebebi şu şekilde anladım. Geldik 51'de
Evet. Anladım. 51'den beri Cidel aşağı Cidel. Halbuki alakası yok. Kastamonu. Tabii Kastamonu. Kastamonu Cideli olduğu için Cideli. Kastamonu. Cide'de Kastamonu'ya bağlı. Cide'de Kastamonu'ya tabii, bağlı. Tabii tabii. Hatta burada bilen Bolu'da Kastamonu'ya bağlıydı. Sen buraya damat mı gelmişsin? Damat. Damat gelmişsin. Yani. Evet. Çok güzel. Evet Mustafa amca nasıl gidiyor? Hamdolsun çok iyi. Ramazan nasıl? Ramazan çok iyi geçti. Çok güzel keşke geçti. Keşke bir ay daha böyle olsa. Hep oruçlu mu olsak? Tabii abi oruçlu olmak vallahi, çok iyi bir şey. Doğru söylüyorsun aslında. Ha. Şeytanlar da zincire vuruluyor bu arada değil mi Ramazan'da? Sen o yolları bilen kimse evet. Senin. Doğru söylüyorsun. Şimdi başka neler yapıyorsun? İş yaptım yok. Yiyip içip yatıyoruz. Oh. İş olmadı bu. Valla. Para geliyor nasıl olsa. Aybaşı geldi. Allah bereket versin işte. Valla çok güzel. Burada şimdiki bizi izlerler. Bir selam falan yollamak ister misin? Tabi gurbettekilere, bütün akrabaya, ısımlara, es dostu hepsine selam. Bir el sallayalım. Evet burada da sağ tarafımızda Durmuş abi oturuyor. Durmuş abi merhabalar. Merhaba Zülfü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyiyiz. Siz de gezmeye geldiniz buraya herhalde. Ben İstanbul'da kal ediyorum. Durmuş abi lafını kesiyorum da Durmuş abi ayrıca dernek başkanı dernek değil mi? Dernek başkan yardımcısıyım. Evet. Esenler, Özmen, Akçabey ve Çevre Köyleri dernek yardımcısıyım Mengen. Akçabey ve Çevre Civar Köyleri yardımlaşmaya ve dayanışma derneği. Derneğin. Dernek başkan yardımcısıyım. Dernek başkan yardımcısı. Çok güzel. Şu anda bu arada tekniğinizde bulundum. Gerçi çok güzel. Biliyorum. Tekniğiniz evet, sizde vardı zaten. Buradan da elimizden gelen kadar Abdullah, gayret gösterdik. Başkanımız Abdullah Dedeli'ye selam olsun. Abdullah Dedeli'ye selam olsun. Evet. Sağban Sancar'a selam olsun. Ve tüm dernek üye arkadaşlarımıza selam olsun. Ayrıca Muhsin Sakı'ya da selam olsun. Muhsin Sakı zaten o da aramadı zaten. Teyze oldu benim tabii, biliyorsun. O da dernekten. Evet. Gerçekten çok güzel bir piknik oldu. Teşekkür ederim. Sizlerin de destekleriyle katkılarıyla. Evet. Çok sağ olun. Ne yapıyorsunuz köylerde? Valla köyden bayram tatiline geldim. İşte... Yani burada Ramazan'ı burada birkaç gün geçirmeye çalışıyorum. Çok ve Ramazan'da bizim köyde bir davet veriliyor. O davette ben de bulunayım dedim. Davet vermek için de bekliyoruz. Ondan sonra bayram bekleyeceğiz. Bayram dönüşü kısmetse İstanbul'a yine döneceğiz. Evet. Yaklaşık ben bir haftadır gelip gidiyorum. Böyle görüntüler de alıyorum iftarlarda. Evet. Köyün iftarı bir bambaşka. Bambaşka. Çok hoşuma çok gidiyor güzel. Gerçekten. Bir imece usulü var. Her Allah razı olsun bunu organize edenden, evet. Katılan arkadaşlardan çok güzel. Çok güzel. Evet. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Ederim, ben de size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi şimdi izlerler. Gurbette bulunan yerlerde. Ben şimdi bırakın. Köyde olduğum için köye selama gerek yok. Şimdi buradan gurbete selam. Gurbete selam yollayacağız. Evet. Tüm gurbetteki arkadaşlar, dernek üyeleri arkadaşlarına ve bütün Müslüman alime selam olsun. El sallıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Değil mi? Ramazan bitti. Hayırlı bayramlar diyerek. Evet. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar. Evet, Yerlici Demirciler Köyü'ndeki gezimiz devam ediyor. Şimdi burada ilgimizi çeken bir görüntü oldu. Evet, yanımızda da yengem var benim. Merhaba yenge. Merhaba. Nasılsın, ne yapıyorsun burada sen? Mısır pişiriyorsun, ekmek pişiriyorsun, uzamıyordum buraya. Vallahi ne güzel ya o. Sen devamlı sobayı burada mı yakıyorsun böyle? Evde yakıyordum ama burayı indirmedim. Vallahi tabii köyün bu temiz havasını da sen değerlendiriyorsun burada. Hayat sana güzel yenge. Valla çok güzel bir görüntü oldu burada. Yerlici Demirciler Köyü'nde görüyorsunuz. Mısırlar var. İşte kömeş diyor var. İşte sobada ateş yanıyor. Daha ne istenir ki? Evet. O adamların havası yapaya değil. Evet. Yenge Ramazan'da gerçekten güzel bu görüntüler. Ramazan nasıl geçiyor bakın köylerde? İyi geçiyor. Evet. Oğlun falan yanında tabii ki. Oğlun gelinin yanında. Nasıl iyi geçmesin ki? Başka neler yapıyorsun köyde? Ebeceğim.
Sadece böyle ekmek yapıp mısır mı pişiriyorsun? Bağ bahçe yok mu? Her zaman mısır pişirmiyor. Bağ bahçe var mı? Verlerse pişiriyor. Bahçe nerede? Bahçe yakın mı buraya? Bahçe kuru. Bahçe kuru. Bir şey ekmiyoruz. Pazardan mı alıyorum diyorsun? Pazarda nasıl olsa hepsi var diyor. Ben diyor pazardan alıp getiriyorum diyor. Burada da pişiriyorum diyor. Öyle mi? Bahçe geliyor daha bak. Daha onu da çekeceğiz. Orada onu da çekeceğiz. şimdi biz burada o zaman bak bizi İstanbul'dan, Ankara'dan her yerden izleyecekler. İnternet aracılığıyla tabii ki. İnternet Allah razı olsun. Buradan gurbetten izleyen herkese bir selam yollayalım mı? Kime selam yollamak istersin? Kim karşıdan yanından geçer. Ya bizi o zaman selam olsun, sen de versin. Bizi izleyen herkese selam olsun. Doğru mu? Bizi izleyen herkese... Bir el sallayayım mı? Hadi bir el sallayayım şöyle. El salla bakalım. Herkese selam de. Elini salla şöyle. Tabii. Herkese selam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, tokat. Yenge ne yapıyorsun? Muşa böyle milleti kanım. Nereden geliyorsun böyle? Vallahi mahsus soru ya. Ya herhalde mahsus soru ya. Evet, gezimize devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz bizim 46'lımız var. Çok sevdiğimiz 46'lımız. Onun evine geldik. Burada da abisi var. Ahmet abicim selamünaleyküm. Selam. Hoş geldik. Hoş bulduk. Kafa geldik. Nasılsın bakayım? İyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi biz köye geldik, çekim yapıyoruz böyle. İyi, güzel. Seni de yakaladık. Çok güzel. Bu mikrofon abi. Tamam. Beğendin mi? Beğendim abi. Çok yakışıklı. Ya ne yapıyorsun ya burada? Nasıl ben burada işte gurbette geliyorum, burada yaşantımı sürdürüyorum. Şey nasıl, iftarlı oruçla aran nasıl? İftarlı oruçla aran çok iyi. Valla. Gece yiyoruz, akşam yiyoruz. İşte biraz uzun olmuyor mu ya? O da bitti. Cenab-ı Allah'a kolaylık veriyor. Kaç gün kaldı? 3 gün, 2 gün kaldı. 2 gün sonra bayram değil bayram. Mi? Bayram. İnşallah. Bayramda planların var mı? Bayramda planlarım işte bayrama gideceğiz, köylere gideceğiz, gezeceğiz. İşimiz hep gezmek diyor. Gezmek, yani. Bayramlar hiç böyle... Bayramlarda, Kurban Bayramı'nda et ikram ederler genelde değil mi? İnşallah. Ramazan Bayramı'nda ne ikram ediyorlar? Şeker. Şeker bayramı. Ama Ramazan Bayramı'nda. Şimdi Ramazan Bayramı'da şeker bayramı ama yine bizim köylerde yine sofra kurulmadan olmuyor yani. Yine her evde sofra kuruluyor. Tabii. Yine danalar kesiliyor, sığırlar kesiliyor. Tavuklar kesiliyor mu? Tabii. Köyde hayvan kalmıyor yani değil mi? Hepsini kesiyorlar. Gelenlere ikram ediyorlar. Ondan sonra tabii keseceğiz. Bize de yemek pişiyor valla. Yiyeceğiz. Niye? İşimiz o zaten ya. İç yat değil mi? Teşekkür ederim. Bizim 46'ımızın annesi nerede? Anne. Onu da bir... Evet. Onu da hemen bir ziyaret ediyoruz. Hemen gidelim şöyle. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ooo, keyifler iyi mi? Ne keyifler, nasıl bakalım? Vallahi bizdeyiz. Evet, merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyalım. Tanımayan vardır. Beni herkes tanır. Herkes tanıyor mu? Tabii. Özellikle kim izler şimdi, şu anda tanır hemen. Aa der şöyle bir ses. Aa demiştir görünce. Ne bileyim ben. Kimdir sence? Oğlum der, kim der? Oğullarım der, kızlarım der, kim diyecek? Oğullar, yani. Oğullarım der, başka ne diyecek, kim diyecek başka? Kızlarım, evet, şimdiki oğullarım. 46'lıya buradan selam gelinle, olsun. Gelinle, hepsi de derlerine, evet, Allah razı olsun. Gurbette bulunan herkese selam mı diyoruz?
Evet. Şimdi selam söylemeden önce şöyle bir ne yapıyoruz köylerde? Ne işlerle meşgulüz? Ramazan nasıl geçiyor? Bayramda ne yapacağız? Bayram çıkarırız. Bayram çıkarırız. Gelenleri karşılarız. Tabii, değil mi? Tabii, evet. Evet, şimdi burada da yengemiz daha var. Sizi de tanıyalım. Buyurun. Evet, merhabalar. Merhabalar. Ben Demirci Köyü'ndeki Erkamil'in geldiği. Oo, şimdi bu olayı sevdim işte. Şimdi şöyle bir durum var. Köylerde hep lakap takıyorlar. Evet. Dedik ki mesela burada Cidel amca dedik ya Cideli, sana Cideli diyorlar burada dedik. Bu Cideli nereden gelmiş? İşte Kastamonu ilçesi. Size de mesela Kerkemli Gelli. Kerkemli Gelli. Yani öyle demince tanımıyorlar. Yani. Öyle demince tanımıyorlar bizi. Evet. Bizi ya bu köyde öyle tanırlar. Her yerde de öyle tanırlar. Herkes de tanır kayın. Yani her köyde bu şey olayı var diyorsunuz. Ben mutlaka lakap o lakap olayı mutlaka her köyde evet. var. Her evet, yenge siz de işlerle meşgulsunuz buralarda, köye ben, geldiniz. Ben İstanbul'daydım, köye geldim, bayram hazırlıkları yapıyorum. Bu arada Ahmet abinin de hanım olur kendisi. Ramazan evet. keyfi yapıyoruz köyde, oh, havası güzel. Vallahi gerçekten köylerin havası süper. Baksana şu çamlara bakalım, suyumuz da olsa daha güzel. Evet, bu arada da iftara bir saat kaldı. İftara bir saat kaldı. Onun da bir heyecanı başladı. Onun böyle heyecanı artık. Var. Kızım geldi İstanbul'dan, onun heyecanı oh. var. Torunlarım geldi. Şimdi bizi izlerler mi? Böyle gurbette izleyenler. Herkes izler. Onlara bir selam gönderelim mi? Hepsi selamlar. Bütün tanıyanlara, bilenlere, köylülerimize, herkeslere selamlar. O zaman bir el sallayalım hadi şöyle bay hep beraber. Bay. Hadi bak 46'lıya selam olsun özellikle. Selam olsun. Herkese selam olsun. Abi güvenim de geldi. Evet, şimdi mutfağa geldik. Kolay gelsin, aşı başı. Sağ ol efendim. Evet, ne var menüde bugün? Günümüz menümüzde yayla çorbası, karnı yarık, salçalı makarna, evet. Fırında sütlaç. Fırında sütlaç var. Ayrıca karpuzumuz var, cacığımız var. Hay maşallah, maşallah. Karnı yukarıda bayağı iyi görünüyor. Kaleme koyarsan 6 çeşit yemeğimiz var. Evet. Bir sos vereceğiz. Sosu verdikten sonra fırına atacağız. Ondan sonra servise hazır fırından sonra. Hayır maşallah. Afiyet şeker olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet burada bir aşçıbaşı daha var. Selam. Aşçıbaşı değiliz estağfurullah ya. Daha o... Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Ne pişiyor şu anda? Şu anda makarnamızın sosunu yapıyoruz. Makarnanın sosu. Evet. Burada bir şeyimizi yaptık. Evet. Lavutumuzu yaptık. Burada ne var? Lavutumuzu yaptık. Lavut var. Fırası açımız arada. Karnı yarık da pişiyor şu anda. Aynen aynen aynen. İftara hazırlık diyorsunuz. Aynen aynen. Evet, İstanbul'dan mı teşrif ediyorsunuz? Aynen. İstanbul'da iyi olur. İstiklal yapmasın. Ne zaman mi geldiniz yoksa köyü geziyor yani, köy işte bayram izni, köy tatili hepsini birleştirdik. Aynen. İstanbul'da nasıl geçiyor günler? İstanbul sıcak. Sıcak. Bol bol, bol bol sıcak. Başka hiçbir şey yok. Köyler nasıl peki? Köyler süper. Sabah akşam yorganla yatıyoruz. Düşünebiliyor musunuz yani? Yorganla o derecede. Çok mu iyi geliyor size? Aynen. Soğuk üşüyorsunuz yani. Ama yorgansız da daha iyi olur. O yatamazsın ki donarsın yani. Yorgansız da mı yatırım? İstanbul'da yatan da burada yatamazsın. Ya. Yok, İstanbul'da diyorum yani hiç İstanbul... yorgan derdi yok. Hiç. Ama burada yorgan var. Burada var. Zahmetli iş. Olur zahmetli işte bize katlanıyoruz yani, yani. Bu köyün güzelliğine rağmen katlanırız diyorsun. Aynen aynen. Memleketim benim ya. Evet. Hadi Tursa buradan bir şeyler söylemek ister misin? Bütün yani. Bütün Ramazan bayramının kutlu olsun herkese. Tüm Müslümanlara, beni seven, sevmeyen, uzaktan yakından bütün akrabalara herkese selamlar. Buradan bir el sallayalım. Evet, şimdiki köydeki gezilerimiz devam ediyor. Şimdi biz camiye geldik. Yemekler son hız iftara hazırlık pişmeye devam ediyor. Biz şimdiki yemekler pişerken biz burada bir muhabbet edelim dedik. Şimdi köyün sakinlerinden ayrıca benim de yengem olur. Seyfi amcanın da annesi olur. Evet, Zerli yenge merhaba. Merhaba. Nasılsın bakayım?
İyiydi, iyi kötü. Ay, işte ondan yürüyordu ondan. Nasıl geçiyor günlerin? Ondan yürüyordu, ondan yürüyen geçiyor, yürüyemiyordu. Ne oldu bacaklarım senin öyle be? La bacaklarım ısırıyor, kanım da ısırıyor. Bu her yerim çalışıyor. Her yerim hastalıyım, her yerim hasta. Geçmiş olsun. Sağ ol. Seyf amca bakmıyor mu sana yoksa? Evet. Bakmıyor mu yoksa Seyf amca? Yok, kim bakıyor? Seyf amca alıyor, yapar. Duyanlar sus, duyanlar. Öyle deme. Seyf amca duyar sonra bir de bizi kovar buralardan. O çağırdı bizi, davet etti buraya. Kalktı, kalktı Altan. Altan kalktı, 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 kalktı. Ne olmuş? Kalktı, 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 tanıyorum sen. Allah Allah. Sakın tabii duymasın o şimdi, duymasın. Vallahi bir de seni böyle bizi konuşturuyor, seni konuşturuyor diye bizi kovar buradan. İşte. Vallahi kovar saklayamam. Ulan de, aç kalırız, aç kalırız yenge buralarda, yemin ediyorsun aç kalırız. Eyvallah. Yani niye sen köyde bir iş işlemiyorsun, evde oturuyorsun, yatıyorsun. Para da geliyor, aylık da alıyorsun herhalde. Tabii. Daha ne şikayet ediyorsun? Sağlığın da iyi maşallah, bacakların haricinde. Ayrı alıyor canım, ayrı alıyor. Her ay alıyor, her ay baş alıyor, her ay baş. Kim alıyor? Sebettin. Sen almıyor mu? Alıyor o. O mu alıyor? Vallahi ben geldim köye, o alıyor parayı. Sana vermiyor mu yoksa? Vallahi billahi alıyor lan, yemin ettim bir de. Sana vermiyor mu yoksa? Yok lan. Yok canım. Allah'a şükürler olsun. Bugünümüze şükür. Bak yemekler bir şey bizim için, her şey bizim için. İftarlar bizim için, Ramazanlar bizim için. Orucumuzu tutuyoruz, geziyoruz, tozuyoruz, aylığımızı alıyoruz, daha ne? Şimdi bizi böyle gurbetten izleyecekler. İstanbul'dan, Ankara'dan, her yerden izleyecekler seni şimdi. Onlara bir şey söylemek ister misin? Söylemeyelim hocam. Herkese bir selam yollayalım böyle. Herkese bir selam, el sallayalım hadi. El salla. Böyle el salla herkese. Evet. El sallandım. Eli bana sallama ama benim de duasım burada. Zaten korktum ben Seyf amca, eğer duyarsa bizi buradan kovar yani. Sahip iyi elhamdülillah, güzel. Memnun kaldınız yani. Fazlasıyla. Şimdi biz muhtarı göremedik daha. O yüzden şöyle köy hakkında bilgiler alamadık. Sizden de şöyle hoca olarak tabii şimdi ki. Şimdi köy benim izlenimim kadarıyla şöyle. Kışın
Genel itibariyle burada 20-26 hane bir mesken, meskun durumda. Diğer zamanlar yazın, işte Ramazan ayı, böyle tabii okullarda tatile girince, tabii 30-40-50 hanelik bir yapıya ulaşıyor toplamda. Bu yoğunluk işte yaz sonuna kadar, okullar açılana kadar devam ediyor. Sonra tabii herkes gerek kış dolayısıyla, gerekse okulların açılması, gerekse yıllık izinlerin bitmesi vesilesiyle köyden ayrılıyor. Tabii biz burada kaç hane, 20 hane, 15 haneye falan düşüyoruz. Yani en düşük. Tabii genel mesela yılın tamamıyla 7-8 ayında 15-20 hane falan kalıyor burada. Evet. Diğer zamanlarda işte böyle 30 hane, 40 hane, 50 haneye kadar çıktı oluyor bazen. Tabii bu süreklilik arz etmiyor. Sürekli arz etmiyor. Bu böyle bir ay, iki aylık bir dönem. Sonrası yine düşüyor yani. Bence kış ayında 15-20 hane de bence güzel yani. Tabii ki, köylerimiz tabii aslında ki. Kapalı bile. Köylerimiz var. Bizim evet, Mengenimizin evet. 56 köyü var. Yani çoğu köylerimiz, mahallelerimiz şu anda kapanmış. Ya şimdi biliyorsunuz yani dışarıya da bir göç var. Gerek çalışma pozisyonları olsun, gerek geçim şartları olsun değiştiği için. Geçmişteki gibi değil yani. Tarım, çiftçilik, hayvancılık bu tür şeyler çok azaldı. Çok da fazla rağbet görmemeye başladı. Bu vesileyle halkımız artık fabrikalarda gerek memurluk olsun, gerek aşçılık olsun, gerekse başka meslek türleri olsun onlara yöneldi. Evet. Köy neyle geçiniyor hocam? Köy genelde hayvancılık. Hayvancılık yapan birkaç hane var. İşte hayvancılık artık ek iş. İşte sütüm yoğurdum olsun diyenler için. Diğerleri hep emekli. Evet. Çiftçilikle uğraşan işte böyle bir dönem iki dönem bahçe eken varsa belki nadiren onlar var. Ama diğer türlü emekli yahut çoluğu çocuğu dışarıda olup kendisine para gönderip o şekilde bir geçim yolu olan var. Ya bu şekilde. Biz 10 sene öncesinden mesela köye geldiğimiz zaman potos sesine böyle hava bile böyle poslu bir havaya bürünürdü. Ama şimdi artık o hava yok. Yok bakın şimdi yani, şöyle bir şey var. Yaşlarımız derler ki biz önceden Ramazan ayında patos ekerdik, ekin ekerdik, yonca ekerdik bilmem bunları biçerdik. Ve o zaman kazandığımız para daha bereketliydi. Evet. Ve o zaman alın terinin kıymetini bilmiyordu. Şimdi alın teri yok. Hocam şimdi iftarlar nasıl oluyor burada? İftarlar son 3 senedir. Biz 2 senesine şahit oluyoruz. İnşallah daha da ileriye götürmek nasip olur. Son 3 senedir evlerde değil de camimizin bahçesinde oluyor. Nasıl oluyor? Her akşam iftar verecek kişi kendisini yatsı namazına mütakip burada duyuruyor. Diyor ki arkadaşlar ben yarın iftarım var. Tüm köy halkımız davetlidir. Kendisi aynı yata ayrıca diğer köylerden de komşularını, akraba tarikatını çağırıyor. Biliyorsunuz evler, bazılarımızın evi geniş, bazılarımızın evi dar. Ama burada herkese yetebilecek bir alan var yani. Evet. Herkesi fazlasıyla ağırlayabilecek, fazlasıyla ikramını gerçekleştirebilecek bir alan var. Ne oluyor bu sefer? Misafir buraya çağrılıyor. Burada sohbetimizi yapıyoruz, iftarımızı açıyoruz. Namazın akabinde çayımızı, çorbamızı içiyoruz. Evet. Ve gelenleri de böyle görebilme imkanımız var. Şimdi bir de şu durumu çok hoşuma gitti benim. Yani ben her yerde göremiyorum gezdiğim için. Mesela 7'den 70'e burada herkesin yediğini kaldırıyor, bulaşığına kadar yıkıyor. Tabii ki de. Yani zaten köyler böyle bir dayanışma halinde. Dayanışma halinde, imece usulü çünkü var. Atıyorum benim yarın bir iftarım olacaksa yarın aynı işlerle ben de uğraşacağım. Bir gün öncesinden ona yatırım yapıyorum. Çok güzel. Değil mi? Bir gün öncesinde işler için ayrıca bir para tutsanız gerçekten büyük bir meblağlara ulaşır ama her akşam burada iftar veren kişiye yardım ediliyor. Ertesi akşamda kim iftar verdiyse yardım ettiği kişi de ona yardım ediyor. Böyle bir dayanışma sergileniyor. Bu da ayrıca bir güzellik. Evet. Bakın şu ortamı, şu güzelliği şehirlerde bulamazsınız. Aynen. Senenin 2-3 ayı mesela gelenler burada aldıkları köy havasını inanın böyle 9-10 ay unutamayacak şekilde gidiyorlar. Köy havası o yüzden bambaşka bir şeydir yani. O zaman biz tabii unutamıyorlar ya. Biz de gurbetçilerimize bir şey önerebilir miyiz hocam? Yani köyleri bırakmasınlar. En azından tabii ki de, köyler gelsinler. Bir de şu var hocam. Mesela bizim Mengen çevresinde daha fazla bu benim gördüğüm kadarıyla. Yani emekli olan bile gidiyor şehirinde yatırım yapıyor. Ya öyle de bir şehire niye yatırım yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Gel köyüne kardeşim bak ne güzel temiz hava. Gel yatırımını buraya yap. Evet. Yani biz bunu görüyoruz. İnşallah biz bütün Mengenlerden, bütün gurbetçilerimizden ricamız emekli olduğunuz zaman gelin köyünüze şu güzel havayı, şu güzel aynen. havayı teneffüs edin ve böyle güzellikleri bırakmayın diyoruz. Değil mi aynen. hocam? Aynen. Şuradaki açılmayan kapıları gördükçe bizim içimiz sızlıyor. Aynen. Yani o yazlıklara gidip harcanan para bence köylere yatırım olarak aynen. değerlendirilmeli. Oradaki evet. yazlığın havası daha güzeli, daha fazla oksijen köyde var. Evet.
Biz hepsini köylerimize bekliyoruz. En azından şöyle cuma namazlarımıza, bayram namazlarımıza çok çok daha fazla bir cemaat potansiyeline sahip olmayı diliyoruz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada program şimdi yemek yiyeceğiz. Evet. Akşam namazını kılacağız inşallah. Zaten kitlerimize daha az bir şey kaldı. 10 dakika kaldı. Bu vesileyle onun heyecanı da bu şekilde aynen. Şu ileriye doğru taşımış olacağız inşallah. 10 dakika kaldı. Ben çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Nasıl, o zaman hep beraber hocam gidiyoruz. İftar yemeğimizi hep beraber yiyoruz. Hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la thank you.
yemeğimizi yedik. Şimdi namazımızı kıldık. Namazımızı kıldıktan sonra şimdi sıra çay faslına geldi. Yanımda Yelice Demirciler Köyü sakinlerinden ilk Ramazan, önce... Ramazan Demirkol. Ramazan Demirkol. Evet. Kardeşim merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, iyisin inşallah? Teşekkürler, size sormalı. Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Evet, köyde Ramazan nasıl geçiyor be, anlat bakayım. Köyde Ramazan gayet güzel. Gündüz herkes oruçlarını tutuyor, ibadetlerini yapıyor. Evet. Akşam köycek toplanıyoruz camimizde. İftarımızı ediyoruz. Sonra namazlarımızı kılıyoruz. Gayet güzel. Yelice Demirciler Köyü'nde hayat güzel. Sen neler yapıyorsun ayrıca boş zamanlarında? Boş, normalde mesleğim aşçılık. Yazlıklara gidiyoruz normalde. Evet. Bu sene gitmedik, köyümüze kalalım dedik. Köyde bir faaliyette bulunmuyorum şu an. Boştayız yani. Öyle mi? Öyle. Daha güzel. İşte burada Ramazan çıkarıyorsunuz. Tabii tabii, Ramazan değerli. Çok güzel. Köylerin tadı güzel zaten. Güzel, tabii tabii. Evet, buradan selam yollamak ister misin kardeşim? Bu arada Yelice Demirciler Köyü sayfamız da var biliyorsun. Tabii tabii. Yakından da takip ediyorsun. Tabii tabii. Vatandaşlarımız da o sayfaya yönlendirebiliriz değil mi? Tabii tabii, kesinlikle. Evet, ne yapıyoruz takip edebilmeleri için? Facebook sayfamızdan Yelice Demirciler Köyü sayfasını beğeniyoruz. Beğeniyoruz. Oraya gruba katılıyoruz ve böylece videolarımızı ve köyün resimlerini. Tabii. Köyün gelişmelerini. Köyün gelişmelerini oradan takip ediyoruz. Evet. Ben teşekkür ederim kardeşim. Buradan Kavacık Limak Otel'deki, tekrar söylüyorum, Kavacık Limak Otel'deki Hakan Acar kardeşime selam gönderiyorum. Kavacık? Limak Otel. Kavacık Limak Otelindeki Hakan kardeşimize selamlar iletiyoruz buradan. Evet, çalışanlara selamlar. O zaman el sallıyoruz. Evet, burada Nurettin var, benim amcaoğlu, kuzenim olur kendisi. Evet Nurettin, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın bakayım, iyisin? Teşekkür ederim, sizler de sormalı. İyisiniz. Evet, biz de iyiyiz valla, sizlerle beraber bugün daha bir iyiyiz. Hem gurbetteki hemşerilerimize böyle görüntüler sunuyoruz, sizleri kavuşturuyoruz. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçiyor Ramazan? Valla güzel geçiyor. Havalar serin. Allah yardım ediyor. Orucu tutuyoruz. Sen de bu akşam... arada izine geldin değil mi? Ben de tabii bu arada tatile geldim. Evet. Köyümde böyle bir güzel ortama geldim. Hani hep beraber oruç tutuyoruz. Burada toplandık. İftarımı açıyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Evet yani. Sen ayrıca sayfamızı da takip ediyorsun. Tabii. Facebook sayfasından devamlı takip ediyorum. Radyomuzu da takip ediyorum. Radyoyu da takip ediyorum. Evet. Güzel yani. Mengen Sevdalar efendim güzel bir radyo. Yani aziz arkadaşımıza her zaman başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel yayın yapıyor. Herkese tavsiye ederim yani. Sağ olasın. Ben kendi şahsıma. O zaman buradan gurbette bulunan herkese selam ediyoruz. Selam ediyoruz. Herkese evet. Selam. Devrek Yelice Demirciler Köyü Derneği çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyoruz buradan. Faaliyetleri çok güzel. Akçabey Derneği. Akçabey Köyü civar köyleri yardımlaşma ve dayanışma derneğimize de ayrıca başkanımız Abdullah Dedeli'ye de buradan selam ediyoruz tekrardan. Selamlar, saygılar. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet, Yelice Demirciler Köyü'nden herkese selamlar olsun. Evet, çay partisi şu anda devam ediyor. Yanımızda köyün sakinlerinden Abdurrahman eniştem var. Merhaba enişte. Merhaba canım. Nasılsın, iyisin inşallah? Teşekkür ederim, sana duacıyım. Allah iyilik versin. Cümlemize. Köyde Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor, iyi geçiyor, Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Cümlemize. Bu güzel ortamların her zaman sizlerden devamını diliyoruz. Ayrıca siz de davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah. Evet. Seni yine bekleriz. İnşallah, inşallah. Şimdi senin böyle gurbette torun torba vardır değil mi? Muhakkak. Dinleyenler olacaktır, izleyenler olacaktır. Mutlaka. Onlara buradan bir şeyler söylemek ister misiniz? Selam falan. Hepsine bol bol selam sunarım. Nice bayramlar, nice Ramazanlar. Allah nasip etsin derim. Amin. İyi günler. Amin. Hepimize. İnşallah. O zaman Abdurrahman eniştenin gurbetteki torunlarına, çoluğuna, çocuğuna, herkese buradan selam ediyoruz. Şöyle bir el sallayalım. Evet. Evet, şimdi burada da bir amcamız var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar amca. Merhaba. Afiyet şeker olsun. Merhaba. Çaylar içiliyor değil mi? Allah razı olsun. Evet, İki sizi bir tanıyalım şöyle. Benim ismim Şaban Özdemir. Şaban Özdemir. Bu evet. Köyün sakinlerindensiniz evet, değil mi? Yelice Demirciler Köyü'nden. Yelice Demirciler Köyü'ndensiniz. Ayrıca kameraman arkadaşımız uyardı, ben Almanya'da ikamet ediyor dedi. Evet. Doğru mu? Tamam, doğru. Evet, o zaman bizi de böyle Almanya'dan falan gurbetten izleyenler olacaktır. Onlara bir selam yollamak, bir şeyler söylemek istiyor musunuz? Herkese selam, sıhhat ve afiyet versin. Herkes, Cenab-ı Allah
Bizim komşumuzun çocuğu yani işte. Evet. O zaman buradan herkese selam ediyoruz. Şöyle bir el sallıyoruz. Herkese selam. Halil amca merhaba. Merhaba. Ya bayağı da çay içiyorsun ya. İçeceğim tabii. Akşama kadar çay içmedin mi? Ne oldu? He? Onun için biraz şey oldu herhalde değil tabii, mi? Tabii. Biraz çay istedin herhalde. Karnın da doydu. Tabii. Maşallah yüzün de biliyor valla. Allah bereket versin. Evet. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi. İyi mi? Buradan şimdi böyle izleyenlere selam yollamak ister misin? Herkese selam söyle hepsine. Herkese özellikle kime selam yollamak istiyorsun? Çoluğumu, çocuğumu hepsine. Halil'e. Ha, Halil'e ve gelinine buradan selam ediyor musun? Ediyorum. O şöyle bir el sallayayım o zaman. Tamam. Hadi. Evet, muhtar yok dedik ama sonunda muhtarı da yakaladık. Selamun aleyküm muhtarım. Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Şeref buluruz bölümümüze. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim muhtarım. Sizler nasılsınız? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah evet. İyi olacağız. Allah iyilik versin muhtarım. Gerçekten çok hoş bir ortam. Böyle Ramazan etkinliğiniz çok hoşumuza gitti bizim. Teşekkür ederiz. Herkesin ilgisi var tabii bu işe. Evet, muhtarımızın ismi Mustafa Demirel değil mi? Evet efendim. Evet, Mustafa Demirel muhtarımızın ismi. Muhtarım, köyde şöyle köy hakkında sizden bilgi almak istiyoruz. Köyde nasıl faaliyetler, Ramazan etkinliği nasıl geçiyor muhtarım? Ramazan etkinliği yani bundan daha güzel olmaz ya. Yani. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz yani. Evet, gerçekten çok hoş bir ortam. Böyle köylü imece şeklinde tabii. Her günde iftar oluyor. Her akşam burada iftar yemeği vardır. Herkes davetlidir. Evet, günler de uzun olduğu için saat akşam 12'ye kadar burada insanlar evlerine girmiyorlar. Tabii, sahura kadar devam ediyor. Sahura kadar buradayız. Değil mi muhtarım? Evet. Evet, çok güzel. Evet muhtarım, köyde geçim kaynağı nasıl? Tabii göçüm kaynağı burası emekliler memleketi burası. Burada emekli olmayan yaşayamaz. Evet. Hayvancılık mı daha yakın? Hayvancılık da var desek de yani öyle doyurucu bir şey yok yani. Evet. Siz genelde burada ormancılıkla idare ediyorlar. Evet. Köyde daha yatkın olan. Genellikle burası emekli yeri. Emekli yeri. Yurt dışı hep emekliler yaz zamanları buraya gelirler. Okul tatillerine buraya gelirler. Evet, ormancılık daha yatkın diyoruz. Şimdi bir de muhtarım, köyde su sıkıntısı olduğu dile getiriliyor. Su sıkıntısının sebebini öğrenebilir miyiz sizden? Neden ileri geliyor? Su sıkıntısının sebebi genelde sular çok azaldı yani. Yani ormanlarda evet. Sular kalmadı. Sular çok azaldığı için tabii su sıkıntısı çekiyoruz yani. Evet, bunun yani, bir şeyi yok mu yolu yordamı falan? Bunun yolu yordamı bundan bir sene önce buraya başka bir kaynaklardan su getirmeye çalıştık. Bunu tarihleri verdik. Şimdi bir orman yolumuz var 2 kilometre. Bu yol yapılmayınca suyun gelmesi mümkün değil yani. Bu yolun gelmesine çalışıyoruz. Şimdi burası Bolu mülki sınırları içerisinde. Fakat bu mülki sınırları bir kısmı bunu Zonguldak çalıştırdığı için biraz dosyalar ileri gidip özel ederek gidip gelmeler biraz uzun sürdüğü için yani bunun ne bileyim çok uzadığından dolayı ben hatta bundan 2 hafta önce valinin yanına gittim. Valiye aynen size anlatmış olduğum gibi valiye anlattım. Sonra genel sekreterin yanına gittik. Yani durumları anlattık. Yani şu anda yazışmalar devam ediyor yani. İnşallah muhtarım. İnşallah sonra iyi olmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda bu köyümüzün de su sıkıntısının sorununu giderilmesini diliyoruz inşallah. İnşallah. Evet muhtarım, başka valla soracak bir şey kalmadı. Siz ne yapıyorsunuz muhtar olarak? Biz bir şey yapmıyoruz işte. Burada böyle yemek verenler olursa burada akşamları karnımızı doyurmaya buraya geliyoruz. Evet. Çok güzel. Valla ne bileyim insanlar... Çay içeceğiz ama çay da veren yok. Görüyorsunuz burada. Bu adam ya muhtarımıza çay yok mu? Sadece kendileri içiyorlar. Valla ben de çaysız kaldım. Misafir falan dinlemiyorlar. Ben de çaysız ben sana ikram edeyim. Önlerden teşekkür ediyorum muhtarım. Sağ olun. Evet, Yelici Demirciler Köyü'nde gezimiz devam ediyor. Şöyle yine insanlarla muhabbet edeceğiz. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Muhtarım size de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan da selam yollamak istiyor musunuz? Biz de teşekkür ederiz. İlginizden dolayı hakikaten bizleri mutlu ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Vazifenizi devam ediyoruz. Amin. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Gurbette izleyenler olacaktır muhakkak. Çoluğunuz çocuğunuz gurbette izleyecek olanlar bütün var mı? Bütün gurbetçi kardeşlerimize saygılar, selamlar gönderiyoruz. O zaman şöyle bir el sallayalım onlara. Yelici Demirciler Köyü'nden muhtarımla beraber selamlar diliyoruz. Evet, şu anda Yerlice Demirciler Köyü'nde herkesin bildiği gibi benim dedem var şu anda yanımda. Evet. Siz onu yakından çok iyi tanıyorsunuz. Her zaman çekimlerime de ben onu dahil ediyorum. Evet, Muharrem Dede, selamun aleyküm. Evet, aleyküm selam, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk dede, nasılsın bakayım, iyi misin? Çok şükür Allah'ımıza, Allah iyilik versin. Allah iyilik versin dedeciğim. Bütün hep ehli Müslümanlara,
iyilik versin ve Ramazan bayramı gelecek cümlemize mübarek olsun. Amin. Cümlemize mübarek olsun dedeciğim. Evet, evet. Vallahi ben de böyle röportajı yaptım, çekim yaptım. Evet. Yine ben seni buradan atlayamadım. Evet, evet. Yine seni konuşturacağım burada. Sen evet. Bize her zaman seni insanlar böyle izleyenler şarkılarınla, türkülerinle biliyorlar ya. Evet, evet. Hatta son çektiğimiz videoda davul da çaldın bize. Evet. Ama bugün daha farklı bir konumdayız. Çünkü bugün bir Ramazan günündeyiz. Evet, evet. Ve şu anda camide ikamet ediyoruz. Evet. Çaylarımızı içiyoruz. Evet, inşallah. Evet, buradan bizi izleyen gurbetteki evet. Çoluğunla çocuğunla muhakkak vardır değil mi? Mutlaka mutlaka. Gurbetteki bizi izleyenlere bir şey söylemek ister misin dedeciğim? Ben mi? Evet. Yani onlara ben yani Tanrı'dan sağlıklar dilerim. Onları işlerinde başarılar dilerim. Evet, bundan yaklaşık 2 sene önce bir çekim yapmıştık. Hatta samanlıklara falan girmiştik. Biliyorsun değil mi? Evet. O zaman sen bize türkü falan söylemiştin. Tamam. Yaşını söylemiştin. Evet. O zaman 81 yaşındayım diyordun. Şimdi kaç yaşındasın dedi? Şimdi ben 1931 doğumluyum. Ben 82 yaşındayım. 82 yaşındasın şu anda evet. Değil mi? Evet. Evet, dedem şu anda 82 yaşında. Allah uzun ömürler versin dedemize. Evet. Ben çok teşekkür ederim dedeciğim. Sağ ol, sağ ol. Bir şey söylemek ister misin başka bana özellikle? Ben bir şey aklıma gelmiyor. Bir şey aklıma gelmiyor. Başka bir şey aklıma gelmiyor diyorsun. Gelmiyor. O zaman çok teşekkür ediyorum. Çok böyle şöyle bir gurbetteki bizi izleyenleri bir şöyle bir selamlayalım. Bir el sallayalım şöyle. Evet. Bir el sallıyoruz. Tamam. Muharrem Dede ile beraber el sallıyoruz. Tamam, evet. Yerlice Demirciler Köyü'nün kooperatif başkanımız. Kimdi? Tahir Demirci. Evet, merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyi, size sormalı. Hamdolsun bizdeyiz. Köyde Ramazan nasıl geçiyor? Çok iyi Ramazan, iyi bir yere. Millet toplanıyor bir yere. Evet, çok güzel. Evet. Bu böyle toplanmaların her zaman devamını diliyoruz. İnşallah, inşallah. Evet, elbette ki sizi de böyle gurbetten izleyenler olacaktır. Çocuk var Bursa'da. Bursa'da. Ankara'da, İstanbul'da. İsimleri falan var mı? Var, Halil, Memiş. Halil ve Memiş, onlar benim çocuklar arkadaşımdır. Evet. Buradan da ben de kendilerine çok çok selam ediyorum. Evet. Şöyle herkese bir el sallayalım. Hadi. Yerlice Demirciler Köyü'nden selamlar gurbete. Selamlar. Bugünkü Yerlice Demirciler Köyü'ndeki gezimizin de sonuna geldik. Evet, bu gezimizde emeği geçen arkadaşlara ben herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta kameramanım olmak üzere. Evet, kameramanımı yapan sevgili Ümit kardeşim. Selamünaleyküm. Şimdi ona hep röportaj yaptık, hiç söz vermedik. Ona da birkaç kelime ettirelim. Evet kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk Aziz abi. Teşekkür ediyorum buradaki emeklerin için. Estağfurullah. Öncelikle teşekkür ederim sana. Evet. Yani bir katkın bulunduysa eğer. Evet. Sonradan güzel bir çekim oldu umarım. Seni de bir tanıyalım ilk önce. Ben Ümit Yiğit, Almanya'da kalıyorum. Evet. Aziz abinin yeğeniyim. Bu köyüm benim de köyüm. Evet. Yani biraz çekim yapak dedik. Güzel bir çekim oldu umarım. Sonradan işte teşekkür ederim yani. Daha ne diyeceğiz? Evet. Şimdi sen de oradan her köyümüzü takip ediyorsun Facebook aracılığıyla evet. Değil mi? Tabii Facebook'ta. Yerlice Demirciler Köyü'nün sayfasını ve ayrıca bizim Mengen Sevdalar FM sayfasını da takip ediyorsun. Öncelikle Mengen Sevdalar FM'e selamlarımı sunuyorum. Yani her zaman takip ediyor seni yani. Klipleri de izliyor musun? Oo. Yayını dinliyor musun? Tabii canım, paylaşma geldi mi yani? O zaman ben de sana çok çok teşekkür ediyorum. Buradan Almanya'ya selamlar iletmek istiyor musun? Anneme, babama, bizim herkese, izleyenlere selam ediyorum buradan. O zaman şöyle bir el sallayalım. Görüşmek üzere. Evet hocam, ayrıca sana da çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani bunu bizim de faydamıza dokunmasına vesile olduğunuz için, ayrıca buraları seçtiğiniz için hepimiz de tek tek teşekkür ederiz. Şimdi kliplerden bahsederken orada ilahi kliplerinin çalmasını biz çok istiyoruz. İnşallah. Arzularız. Şimdi İnşallah sizin sesle yatkın. Maşallah. Evet, bir tane ilahi parçam var. İnşallah evet. Devamı da evet. Gelecek. Onu da böyle bizim adımıza ithaf ederseniz. İnşallah, inşallah. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın hocam. Emeğiniz geçti. Allah razı olsun sizlerden. Sizden de Allah razı olsun. Allah işlerinize muvaffak etsin. Amin, amin. Evet, bir başka çekimde, bir başka köyde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bay bay, güle güle.